Selamun aleyküm. Ayşe ile Her Şey YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tavada ekmek tarifim var arkadaşlar. Bakar mısınız? Mis gibi yumuşacık, pufur pufur ekmek tarifim olacak sizlere. Denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarifime geçiyorum. Yoğurma kabıma 1 su bardağı süt, yarım su bardağı su, bir paket maya, bir yemek kaşığı şeker alıyorum ve karıştırıyorum. Üç yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ettik ve şimdi 4 su bardağı un hazırladım. Unumu yavaş yavaş ilave ediyorum. Toparladım. Şimdi elimle yoğurmaya başlıyorum. 4 su bardağı un hazırlamıştım. Tamamını ilave ettim. Bakalım un ilavesi yaparsam ben açıklamalar kısmına malzeme listemi var arkadaşlar yazacağım. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmanızı ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şimdi tezgahıma alacağım hamurumu ve tezgahımda da bir güzel yoğuracağım. Hamuru tezgahımda 5-6 dakika yoğurdum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yumuşak, hafif ele yapışan bir hamur oldu. Şimdi yoğurma kabımı alacağım. Şöyle bırakalım. Kapağını kapatalım ve mayalanmasını bekleyelim. Hamurumuz çok güzel bir şekilde mayalanmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle elimi unlayarak hamurumun havasını alıyorum. Tezgahıma hafiften un serpeceğim. Hamuru tezgahıma alıyorum ve havasını çıkaracağım. Şöyle bir yoğuralım. Hamurumuzun havasını aldık. Ekmeğimizi yapacağımız tavamıza çok azıcık bir sıvı yağ koydum ve şöyle bir fırça yardımıyla her tarafına sürüyorum. Videoları sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Püf noktalarını kaçırmamak için. Bakın şu kenarlarda şöyle yağladık. Şimdi hamurumu tavama alıyorum. Evet arkadaşlar, hamurumu tavamın büyüklüğünce yaydırdım. Şimdi üzerini kapatacağız ve 15-20 dakika yine tepsi mayasının gelmesini bekleyeceğiz. Ekmeğimizin tepsi mayası çok güzel bir şekilde gelmiş arkadaşlar. Şimdi ocağımızı alıyoruz. Evet, ocağımız şu şekilde büyük gözünü kısık bir ayara aldım arkadaşlar ve tavamı ocağıma koydum. Kapağını kapatıyorum ve ocağımız kısık olsun arkadaşlar. Daha da kısacağım şimdi. Büyük gözün çok kısık bir ayarında, kapağı kapalı, tavamızı çevire çevire bu şekilde ekmeğimizi pişirmeye başlıyoruz. Evet arkadaşlar, ekmeğimiz çok güzel bir şekilde kabardı. Bakın tavamızın sürekli yerini değiştirelim.
Ocağımızın etrafında gezdirelim ve kapağımıza şu şekilde yağ sürelim. Her tarafını yağlayalım ki ekmeğimiz kabarınca kapağa yapışmasın. Evet, kapatıyorum ve tavamı şöyle ocağın etrafında çeviriyorum. Her tarafının aynı şekilde pişmesini sağlıyorum. Evet arkadaşlar, ekmeğimiz çok güzel bir şekilde pişiyor. Sağ sol çevire çevire ekmeğimi pişirdim. Bir yerde tutmayın sakın arkadaşlar. Şimdi servis tabağına şu şekilde yağlayacağım. Rahat çevirebilmek için yağ tabağımızı şöyle yağlayalım ve kapağını açalım. Ekmeğimizi hep beraber çevirelim. Şöyle kapatıyorum. Evet arkadaşlar, çevirdim. Tavama da yine bir miktar yağ aldım. Şöyle iyice etrafına yayıyorum ve ekmeğimi içerisine bırakıyorum. Biraz. Evet. Görüldüğü gibi, misler gibi şöyle bir sallayalım. Ekmeğimizi yine çevire çevire pişirelim. Evet arkadaşlar, ekmeğimizi çevirdik. Şimdi kapağını yine kapatıyoruz ve kısık ateşte yine her tarafını çevire çevire pişiriyoruz. Evet arkadaşlar, ekmeğimizi kısık ateşte tavamızı çevire çevire pişirdik. Şimdi diğer tarafını da, tabii kapağı kapalı pişirdik. Diğer tarafını da hemen çevirip sizlere göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Muhteşem oldu arkadaşlar. Gerçekten muhteşem gibi oldu. Deneyin, inanın memnun kalacaksınız. Evet, ekmeğimin iki yüzü de çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi ekmeğimi ocaktan alıyorum ve soğumasını bekliyorum. Bir süre soğuyan ekmeğim servise hazır arkadaşlar. Çok da soğutamadım. Sizler daha çok soğutun. Daha güzel olacaktır. Şöyle dilimleri ayırıp sizlere de göstermek istiyorum. Dokusuna bakın. Çok güzel oldu arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ediyorum. Hoşça kalın. Takipte kalın. Daha yeni yeni tariflerden haberdar olmak için zili size açabilirsiniz. Daha yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.